Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Osman Sarı. Bugünkü ünitemiz normal koşullarda aslına bakarsanız 10. sınıfın ilk ünitesi ama kendi üniversite hazırlık içerisinde konuşacağımız Anadolu'da Türkler. Bir başka de işte resmi adımız 1072-1308 yılları arasında başlıca siyasi gelişmeler. Konuşacağımız konu şu. Türkler Anadolu'ya nasıl girdi? Anadolu'daki ilk Türk yerleşmeleri nelerdir? Ardından Türkiye Selçukluları ve Türkiye Selçuklularının yıkılışıyla birlikte Osmanlı'ya geçiş. Ama tabii ki bu diğer bir ünitemiz olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle Oğuzların Anadolu'yu fethini kolaylaştıran etkenlere bakalım. Şimdi malum Büyük Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Roma toprakları üzerinde Roma önce ikiye ayrılıyor. Batı Roma yıkılıyor ve Roma toprakları üzerinde Doğu Roma İmparatorluğu karşımıza çıkıyor. Doğu Akdeniz'de, Mısır'da, Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ın bir kısmında egemen olan büyük bir imparatorluk Bizans. Bu Bizans'tan Anadolu'yu almak kolay değil. Ama aslına bakarsanız 6. yüzyıl ve öncesi ya da sonrasındaki kısa süreli bazı gelişmeler Bizans'ın yıpranmasını ortam hazırlamıştır. Bu da Anadolu'nun Türkler tarafından fethini kolaylaştırmıştır. Örneğin 6. 7. yüzyıllarda yani 500'lü 600'lü yıllarda Sasani Bizans mücadeleleri var. Birbirlerine girdiler. Yüzyıllar boyu savaştılar. Dolayısıyla Türklerin işi kolaylaştı. Çünkü Irak egemenliği için, Suriye egemenliği için sürekli savaşıyorlar. Aynı zamanda Bizans İslam Devleti mücadelesi var. İslam Devleti Arap Yarımadası'ndan çıkacak. Ve Hazreti Ebubekir'den itibaren önce Yermük Savaşı'yla ardından Hazreti Ömer döneminde Ecnadîn Savaşı'yla Bizans İmparatorluğu'ndan Suriye ve Mısır alınacak. Ve Bizans bir kez daha yıpranacak. Diğer taraftan Balkanlarda uz peçenekler var. Hun Türklerin başlattığı kavimler göçünün ardılı olarak Avrupa'ya doğru gidecek olan Türkler var. Bunların içinden uzlar peçenekler. Bizans'a saldırıyorlar. Dolayısıyla Bizans Balkanlardan da yıpranıyor. Bu süreçte ağır vergilerle Anadolu halkının Bizans yönetimine tepkisini görüyoruz. Bizans'ın yönetimi çok kötü. Var olan özerk askeri birlikleri kaldıran Bizans, düzenli ordulara geçiyor Anadolu'da. Tabii bu orduların maaşını karşılayabilmek için de ağır vergiler toplamaya başlıyor. Bu da halkın tepkisini çekiyor. Yani aslında hem Bizans askeri siyasi açıdan büyük bir güç kaybı yaşıyor çevresel faktörlerle hem de içeriden halkın tepkisini çekiyor. Zaten halkın tümü Rum'da değil. Ermeniler ve yerel topluluklar var. Farklı mezhepler var. Farklı mezhep oldukları için daha farklı, daha ağır vergilerle karşılaşma ülkedeki toplumsal birliğe de darbe vuracaktır. Peki tarih boyu Anadolu'ya yapılan akınlar, Türk akınları nelerdir diye başlarsak, öncelikle görüyoruz ki ilk karşımıza 4. yüzyılda çıkacak. Kimler çıkıyor 4. yüzyılda? Avrupa Hunları. Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giriyorlar. Ama nedense yerleşmiyorlar. Çekiliyorlar. Sonra yine Anadolu'ya yerleşmeyecek bir başka toplulukla karşılaşıyoruz. Sabarlar veya Sibirler. Bunlar da 6. yüzyılda Anadolu'ya giriyorlar. Ancak onlar da Anadolu'ya yerleşmemeyi tercih ediyorlar. Ankara'ya kadar ilerledikleri halde, yani Anadolu'nun içlerine kadar geldikleri halde. Daha sonra Abbasi Devleti egemenliğindeki Türkleri görüyoruz. Türkler İslam Devleti'nde önce muhafız, daha sonra ordunun temelini oluşturmuştu. Ve bu Türkler Bizans sınırlarında Avasım adlı şehirlere yerleştirilmiş. Savunma amaçlı şehirlere. Fetih cihat politikası doğrultusunda. Böylece hem Türkler yurt arayışına cevap bulabilmiş hem de İslam devletinin koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Ama Anadolu'yu yurt edinme süreci Türklerde ancak Selçuklarla birlikte başlayacaktır. Henüz Selçuklu devletinin resmen kurulmadığı dönemde, henüz Türkler Cent'teyken yani bugünkü Horasan'ın kuzeyindeyken, yani bugünkü Türkmenistan topraklarındayken 1015'te Çağrı Bey Anadolu'ya bir keşif seferi yapıyor. 3000 kişilik bir birlikte.
Ve dönüşte şunu söylüyor. İleride Anadolu bizim için güzel bir yurt olacaktır. İşte daha o dönemde, daha devlet bile olmazken, resmen devlet olmamışken Anadolu'da devlet kurmayı kafaya takmış Oğuz, Selçuklu Türkleri. Ama tabii bu öncelikle devletleşmeyi gerektirdi. Bu nedenle 1040'lı yıllara kadar devletleşme yaşayan Selçuklular, 1040'tan da Nakan Savaşı ile birlikte resmen devletleşince Batı yönünü fetihlerini hızlandırdılar. Ve işte 11. yüzyıldan itibaren, yani 1000'li yıllardan itibaren, 1040'lı yıllardan itibaren Anadolu'ya yapılan akınların düzenli hale gelmesiyle birlikte Bizans'a ilk savaş yapıldı. 1048 Pasinler Savaşı. Bu savaşı Oğuz Selçukluları kazandı ve Bizans'tan korkmanın yersiz olduğunu gören Oğuz Türkleri Anadolu'ya yapılan akınları düzenli hale getirdi. En son Bizans Türkleri Anadolu'dan atma çabasıyla harekete geçince Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan döneminde 1071 Malazgirt Savaşı yapıldı ki Malazgirt Savaşı ile birlikte bir önceki dersimizde konuşmuştuk bunları. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı ve Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. Burada şu soruyu sormuştuk. Neden 1048 değil de 1071 Malazgirt'te diyoruz? 1048'de sadece askeri birliklerimiz Bizans'ı yıpratma savaşlarını yapıyor. Oysa 1071'de Anadolu'ya kadınlarımız, çocuklarımızla birlikte gelmeye başlıyoruz. Yerleşmeye başlıyoruz. Bu nedenle Anadolu'yu yurt edinmeye başlıyoruz. İşte bu yüzden Anadolu'ya kadın ve çocuklarla gelip yurt tuttuğumuz için Anadolu'yu, Anadolu'nun kapısı açıldı. Anadolu Türkiye tarihi başladı. Anadolu Türkiye tarihi başladı ifadesi kullanılmaktadır. Evet, bu süreçte Anadolu Türkiye tarihi dediğimiz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan başlayarak Haçlı seferlerine kadar Anadolu'da neler oldu? Şimdi onu değerlendireceğiz. Öncelikle Büyük Selçuklu Devleti'nde gördüğümüz bir uygulama vardı. Fethedilen topraklar, fetheden komutanların malıdır ilkesi vardı. İşte neden bu uygulama vardı? Bir önceki ders yine söylemiştik. Hem fetihleri hızlandırmak, hem boyları yeni coğrafyalara sürerek ülkede karışıklık çıkartmaları önlemek gibi amaçlarla göndermiştik. İşte Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'ya Türk akınları başlayacak ve fethedilen topraklar, fetheden komutanların malıdır ilkesi doğrultusunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulacaktır. Peki bu ilk Türk beylikleri hangileridir? Öncelikle şunu söyleyelim. TYT açısından özel bir öneme sahip değiller. Bilgi olarak. AYT-1 belki bir ihtimal. O bile zor. Sonuçta AYT'den 10 tane soru gelecek eşit ağırlıklı öğrenciye. Buradan imkansız demiyorum ama çok zor. Şu ana kadar gelmiş bir soru yok. Ama AYT-2 yani sözel öğrenciler açısından mutlaka bilinmesi gereken özellikler var. Öncelikle Saltuklarla başlayalım. Saltuklar nerede kurulmuş diye bakarsak Saltuklar Erzurum merkezli. Bir beyliğin yerini bilirsek aslında o beylikle ilgili özellikleri biliriz. Diğer şeyleri çok ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Oturup da tüm eserlerini ezberleyelim. Yani elbette eser soracaklar. Ama bir yerden bir hile yapmamız lazım. Erzurum'da Saltuklar. Ve ne bileceğiz? Sözel öğrenciyim. En uç bilgiyi bilmek istiyorum. Ben her şeyi yapmak istiyorum. Ne bileceğim? İşte 3 tane sanat eserini bileceğim. Tepsi Minare'yi bileceğim. 3 kümbetleri, Mama Hatun kümbeti ve Kervan Sarayı'nı bileceğim. Tepsi Minare, 3 kümbetler, Mama Hatun kümbeti ve Kervan Sarayı'nı bileceğiz. Mama Hatun'u zaten ezberlersek bence yeterli. Yani hepsini ezberleyerek işin içinden çıkmaya kalkarsak beynimizin bir kapasitesi olduğu için bir yerde duracak. O yüzden biraz hile yapalım. Ne bilelim? Erzurum'da Saltuklar, Mamatun. Peki sonraki beyliğimiz Danışmentler. Sivas merkezli kurulmuş bir beylik. Danışmentler. Sivas merkezli kurulmuş beylik. Onu bileceğiz. Başka ne bileceğiz eserler konusunda? Yağbasan Medresesi. Çok sorulur. Çok dikkat edelim. Bunlara aittir. Anadolu'daki ilk medrese olarak karşımda çıkıyor. Bunu bileceğiz. Haçlarla da mücadele ettiğine dikkat edelim. Ama Yağbasan Medresesi bilinsin. Tabii ki Emir Gazi Kümbeti, Kayseri Ulu Camii de onların meşhur önemli eserleri arasında yer alıyor. Başka bir beylik Mengücekler var. Mengücekler nerede kurulmuş? Erzincan civarında kurulmuş bir beylik. Peki Mengücekleri nasıl bileceğiz dersek? Divriği. İlginçtir. Yani kuruldukları yer Erzincan ama günümüzdeki
Divri, yani Sivas'ın ilçesindeki eserlerle meşhurlar. Gürcü ve Rumlarla mücadele detay zaten pek çoğunda Gürcü, Rumlarla mücadele, Bizans'la mücadele, Haçlılarla mücadele gibi temel bilgiler vardır. Ama bunların en çok sorulanı, neyse öğretmenler çok sormayı seviyorlar. Divri, Sittimelik kümbeti dediğimiz kümbeti özellikle sormayı seviyorlar. Belki de ismini sevdikleri içindir. Ulu Cami çok var. Yani bütün Ulu Camileri ezberlemeye çalışmayalım. Çünkü her yer fethedildiğinde orada bir tane Ulu Cami açılırdı. Sivas Ulu Cami, Erzurum Ulu Cami, Kayseri, Konya her yerde bir tane Ulu Cami vardır. O yüzden bütün Ulu Camileri ezberlemeye çalışmak yani sanırım tarihte son noktaya ulaşmak demektir. Anadolu'daki bir diğer beylik Artuklar ama Artuklar Anadolu'nun güneyindedir. Daha çok Güneydoğu Anadolu'da karşımda çıkmış Diyarbakır civarı merkezli ve bu çevrede en önemli özellikleri, bunu mutlaka bilelim, çok özel bir yere sahip, çok soruluyor, Malabadi Köprüsü'dür. Hakkında türkü bile var. Çok özel bir mimari eserdir. Malabadi Köprüsü çok güzel bir eser olarak karşımıza çıktığı için sormayı çok seviyorlar. Malabadi'yi, Artuklar'daki Malabadi önemli dedik. Ve son beyliğimiz Çaka Bey. Çaka Bey ilginçtir. Diğer beyliklerden çok kopuktur. Batı Anadolu'da İzmir çevresinde bireysel olarak ortaya çıkmış. Tek başına Çaka Bey Bizans'a esir olan bir genç olarak, ergen bir genç olarak esir olan Çaka Bey kaçmayı başaracak ve sonra bir yelkenliyle İzmir civarına gidip oradaki Türklerden bazı savaşçılar toplayıp önce bir Bizans savaş gemisini ele geçirecek. Ardından 70'e yakın savaş gemisiyle İzmir'i ele geçirecek. Ve Çaka Bey'in tipik özelliği, mutlaka bileceğimiz özellik gençlik, Türk tarihinin ilk denizcisidir. Türk tarihinin ilk denizcisi Çaka Bey bu bilinecek. Hatta onun beyliğini kurduğu tarih 1081 tarihi Türk donanmasının kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir. 1081 Türk donanmasının kuruluş yıl dönümüdür Çaka Bey'den dolayı. İlk Türk denizcisi bilir. Türklerin ilk deniz muharebesi yine Çaka Bey döneminde. Koyunadaları Deniz Savaşı. Uç bilgiler sormayı seven soru bankalarında böyle hadi şunu da koyalım diyen öğretmen arkadaşlarımız Koyunadaları Savaşı'nı sorabilmekte. Yani bu nereden çıktı demeyin diye söyledik. Yoksa çok özel bir bilgi mi? Aslında ilk olması açısından özel ama çok da sorulan bir bilgi değildir. Peki Anadolu Türk beyliklerinin Anadolu Türkiye tarihindeki faydaları ve zararları nedir diye bakarsak faydaları malum. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük katkıları vardır. Anadolu'yu Türkleştirip İslamlaştırdılar. Türk kültürünün Anadolu'ya yerleşmesini sağladılar. O kadar ki efsaneleri bile İslamlaştırdılar, Türkleştirdiler. Yer isimlerini Türkleştiler. Bir ülkenin, bir coğrafyanın tapuları o coğrafyadaki eserlerdir. Biz bugün Türkiye bir Türk yurdudur diyorsak, işte Anadolu'daki ilk beyliklere kadar gidiyoruz. Binli yıllardan itibaren yapılmış köprülerimizi, camilerimizi, hanları, hamamları, kervansarayları gösteriyoruz. İşte bunlarla 1.000 yıllık bir Türk yurdu olduğunu ispat ediyoruz. Olmasaydı bu eserler, o zaman ona göre bir yorum yapılacaktı. İşte en önemli özellik yer isimlerini, efsaneleri Türkleştirmeleri, Türk İslam kültürünü Anadolu'ya yaymaları. Hatta Türkmenlere yurt açarak batıya doğru Türklerin yurt edinmesini kolaylaştırmadı. Ama iki soru sorulur. Bir, Anadolu'yu Türkleştirdi ve İslamlaştırdılar. Fakat ikincisi, buna dikkat edelim. Önemli bir zararları var. Fransa'da ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımına kadar dünyada ulus devlet anlayışı yoktu. Milliyetçi duygular vardı ama ulus milliyetçiliği yoktu. Türklerde de boy milliyetçiliği vardı. Her boy kendi devletini kurma ve yüceltme idealiyle hareket ederdi. İşte beyliklerin de en önemli zararı kütlesel olarak Orta Asya'dan gelip Anadolu'nun belli coğrafyalarına yerleşmişler ve o coğrafyada boy milliyetçiliği yapmışlardır. Bu nedenle Anadolu Türk siyasi birliği çok zor sağlanabilmiştir. Malum Selçuklular 1220'lerde bu siyasi birliği sağlayacak. Fakat 1243 Köse Dağı Savaşı ile birlik bozulacak. Pek çok beylik ortaya çıkacak. Hatta malum Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid
Bu siyasi birliği Anadolu'da büyük oranda sağlayacak ama 1402 Ankara Savaşı ile birlikte bu birlik yine bozulacaktır. Türklerin Anadolu'da tam bir siyasi birlik sağlamaları 1500 yılları bulacaktır. Çünkü boy milliyetçiliği çok önemli bir etkendi. İşte konuştuğumuz ana fikri toparlarsak, Anadolu'ya Türkler Selçuklarla birlikte yurt edinmek amaçlı. Daha öncesinde Türk akınları vardı. Söylediğimiz gibi Hunlar vardı, Sibirler vardı, Abbas egemenlik Türkler vardı vesaire. Ama yurt edinmek üzere Anadolu'ya Oğuzlarla birlikte geliyoruz. Ve bu süreçte önce 1048 Pasinler ki kilit diyoruz, 1071 Malazgirt kapıyı açtı diyoruz. Daha sonra 1076 Mirekefalon olan tapuyu aldı diyeceğiz. Sonra Anadolu'ya geldik, yerleştik. Önce ilk Türk beylikleri, yerleri önemli eserlerini sözel öğrenciler bilecek. Sonrasında faydaları, zararları, bunu herkes bilecek. Faydaları ve zararları herkes tarafından bilecek. Yani Anadolu'nun Türkleşmesine katkı mutlaka bilinecek. Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasını engellemeleri mutlaka bilinecek arkadaşlar. İşte bu süreçte fethedilen topraklar, fetheden komutanların malıdır ilkesi doğrultusunda bir devlet daha doğacaktır. O da Türkiye Selçukluları. Türkiye Selçukluları başlangıçta tabii ki öyle çok da büyük bir devlet olarak karşımıza çıkmayacaktır. İznik başkent olarak Batı Anadolu'nun çok küçük bir kısmı İç Anadolu veya Akdeniz'in küçük bir kısmında gösterdiğim noktada kurulmuştur. Tam kuruluyor, İznik başkent olarak kuruluyor. Tabii çok deli bir cesaret var, görüyorsunuz. Devletin en uç noktasına başkenti taşıyorlar adamlar. O kadar özgüvenli ki, ya biz fetihlerle batıya doğru gideceğiz. Başkent ortada kalsın, şimdiden başkenti kıyıya koyalım. Mantık. Böylece İznik başkent olarak Süleyman Şah tarafından 1077'de kurulacaktır. Ama tam kurulacak, ardından Haçlı seferleriyle karşılaşacağız. Haçlılar 1096'dan itibaren Anadolu yönüne girişe başlayacak. 1097'de Anadolu'ya giriyorlar ama 1096'da seferler başlayacaktır. Şimdi kim bu Haçlılar? İtalya'daki Vatikan'ın yani Papa'nın teşvikiyle Anadolu yönlü seferleri başlatacak olan Katolik Avrupa'dan bahsediyoruz. Katolik Avrupa, Haçlı seferleri dediğimiz seferlerle Anadolu yönlü bir dizi sefer yapacak. Peki, öncelikle neden yapıyorlar bu seferleri? Tabi bu seferleri siyasi, ekonomik, sosyal vesaire gibi nedenlerle inceleyeceğiz. Çünkü herkesin, yüz binlerce insan yaklaşık 120 yıl boyunca doğuya doğru silahlanarak saldırıya geçiyor. O zaman bunun pek çok nedeni olmalı. İşte bunlardan ilki siyasi nedenler ki siyasi nedenlerden ilki Türkleri Anadolu'dan atmak. Aslında tabii burada bu bir gerekçe. Siyasi bir neden ama öyle çok da Ortodoks dünyayı düşündükleri yok. Katolik Ortodoks ayrımı biraz sonra konuşacağız. Ortodoksu düşünmekten daha ziyade bunu gerekçe olarak kullanıyorlar. Asıl aslında temel neden Bizans'ın yardım isteği mi? O da değil. Bu ikisi gerekçe. Adamların yapmak istediği şey aslında hakimiyet alanlarını genişletme isteği. Bizans yardım istiyor. Türkler geliyor. Barbar Müslümanlar dedikleri Türkler geliyor. O zaman bunu askerlerini, halkını, inananlarını Türklere karşı kullanıp çıkar elde etmek isteyen dini ve siyasi liderler kullanacak. İşte siyasi liderler aslında temelde hakimiyet alanlarını genişletmek için. Siyasi neden? Soyluların hakimiyet alanlarını genişletme arzusu. Bunu bilelim. Diğerleri tabii ki testlerde alacak. Türkleri Anadolu'dan atmak, Bizans'ın yardım isteğine cevap vermek gibi nedenler var. Peki dini nedenlere bakarsak ne göreceğiz? Bunların asıl, şimdi şuradaki renklere bir göz atalım. Şurada sarı renkte gördüğümüz renkler Ortodoks dünyayı gösteriyor. Bu da bir tür soru ama kızlarla bu konuda hep kapışıyoruz. Vallahi buna ne renk diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi ben buna bir şey söyleyeceğim. Onlar oradan itiraz edecekler. Bir diğer sarı deyip geçiştireyim. Çünkü acayip tartışmalar var. Hocam o sarı değil, kavun içi değil, yok yavru ağzı falan, ben uğraşamam onlarla. Dolayısıyla buradakiler de Katolikler. Katolikler batıda, doğuda Ortodokslar. Ama şu Eflatun'umsu herhalde bu konuda hemfikir oluruz.
Coğrafyada da İslam'ı görüyoruz ki Türklerin ya da Müslümanların Anadolu'ya girdiğini burada görüyoruz. Müslümanlarla Ortodokslar bir arada yaşıyor. Ve Katolik dünyasının lideri Papa. Katolik dünyasının lideri Papa ki iki mezhep demiştik daha önce. Katoliklerin lideri İtalya'daki Roma'daki Vatikan Kilisesi, Ortodoksların lideri İstanbul'daki Patrikhane'ydi. Katolik Kilisesi Hristiyan birliğini sağlamak istiyor. Böylece Ortodoksları da Vatikan'a bağlayarak bütün Hristiyanların lider olmaya çalışıyor. Yani kısaca aslında Vatikan'ın bu seferleri organize etmesinin temel nedeni bütün Hristiyanları egemenliği altına almak. Ama tabii ki Kudüs de özel bir yere sahip. Çünkü Kudüs onların hac mekanı. Kudüs'ü Müslümanlardan yer alma isteği de başlı başına özel bir yere sahip. Zaten sembol Kudüs. Haçlar için sembol Kudüs. O yüzden zaten Kudüs'e doğru giderken göğüslerine haç resmini, dönüşte sırtlarına haç resmini asmışlardır. Kudüs'e saygılarını göstermek için. O kadar önemli Kudüs. Tabii ki din adamlarının nüfuzunu artırma isteği de var ama iki nedeni özellikle aklımızda tutalım. Kudüs'ü Müslümanlardan yer alma, Katoliklerin Ortodoksları hakimiyet altına alma isteği düşüncesi var. Peki ekonomik nedenler neler? Aslında en önemlisi ekonomik. Çünkü önce para. Para olmadan savaş bile yapılamaz. İşte ekonomik nedenlerin ilki doğunun zenginliklerine. En önemlisi doğunun zenginliklerine sahip olmak. Çünkü Avrupa aç. Avrupa kavimler göçünden beri kapalı ekonomi denen bir ekonomik modele girmiş. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Çok az para var. Takasa dayalı ticaret. Binbir gece masalları çıkmış Avrupa'ya gitmiş. Duyuyorlar o masallarda altın kubbeli camiler var. Ya gidelim bir kubbede biz götürelim. Bütün sülaleyi kurtarırız. Böylece büyük bir saygınlık, büyük bir zenginlik içinde yaşarız. Düşüncesi işte temel seferlerin nedeni olacak. Tabii ipek ve baharat yolları da Müslümanların elinde olduğu için bundan gelen kazancı elde etme isteğinde özellikle ikinci Haçlı seferinden sonra devreye girdiğini görmekteyiz. Peki başka ne? En önemlilerinden biri de sosyal nedenler. Şimdi Papa II. Urban, seferleri organize eden Papa, diyor ki Tanrı ile konuştum. Tanrı zaferi garanti etti. Yeter ki benim sevgili kullarım barbarların, şeytanların üzerine yürüsün. Zafer garanti. Cennet garanti diyor. Seferlere katılan herkes cennetlik olacak. Para da garanti. Niye sefere çıkmayayım? Öldüreceğim, ölmeyeceğim. Zengin olacağım ve cennetlik olacağım. Cennetlik olarak Avrupa'ya dönersem ezilen köylü sınıf olan ben, ezilen köylü sınıf olan ben Avrupa'daki bu sınıf eşitsizliğinden kurtulacağım. Malum Avrupa'da soylular var, köylüler var, köleler var. Şimdi köylüleri düşünün, şehirlerdeki burjuvayı düşünün. Bunlar Avrupa'nın adeta asalakları olarak görülüyor. Ama cennetlik olarak Avrupa'ya döndüğünde saygı görecek. Böylece yeniden kendini insan gibi hissedebilecek. İşte temel neden ezilen sınıfların eşitsizlikten kurtulma isteği ama tabii ki senyör ve şövalyelerin macera arayışlarında seferlerde etkili olduğunu görüyoruz. O zaman her nedeni ezberlemeyin gençler. Siyasi neden deyince Türkleri Anadolu'dan atma ve soyluların hakimiyet alanlarını genişletme isteği. Dini neden deyince Kudüs'ü ele geçirme, Hristiyanları birleştirme diyelim. Ekonomik neden doğunun zenginliklerine sahip olma diyelim. Sosyal neden olarak da sınıf eşitsizliklerinden kurtulma düşüncesi diyelim. Evet, hadi şimdi Haçlı seferlerine bir göz atalım. Dört tane Haçlı seferi var. Aslında daha fazla. Ama bizi ilgilen dört tane. Hatta biz üçünü anlatacağız. Dördüncüyü bir cümleyle kapatabiliriz. Birinci Haçlı seferi. 1096'da Avrupa'dan başlayacak ve 1099'a kadar sürecektir. İlk sefer. Ve 1097'de Haçlı ordusu Anadolu'ya girecek. Ve İznik'i kuşatacak. Haçlılarla Bizans şöyle anlaştı. Bizans Haçlıların Anadolu boyunca tüm masrafını karşılayacak. Bunun karşılığında Haçlılar Anadolu'da ele geçirdikleri yerleri Bizans'a verecekti. Ve işte Anadolu'ya girer girmez Selçuklu başkenti İznik'i kuşatıyorlar. Tabii Haçlılar İznik'e gelene kadar katliamla geldiler, yağmayla geldiler. Bakıyor ki Selçuklu Türkleri, Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan
Büyük bir katliam yapılacak şehirde ki Haçlı ordusu çok kalabalık. En az veren kaynak 250 bin kişilik bir ordudan bahsediyor ki o dönemin tarihi açısından çok büyük bir askeri güçten bahsediyoruz. Önden gelen çapulcu sürüsünü saymıyoruz. Zaten önden gelenlere daha önce darmadağın etmiştik. Ama buradaki durum farklı. İşte İznik'in büyük bir katliama maruz kalma ihtimali vardı. Bunu gören Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan Bizans'la anlaştı. Ve şehri Bizans'a teslim etti. Tabii şehrin bir tarafı deniz, bir tarafı kara. Haçlar karadan kuşatıyor. Bizans gemileri gönderdi, şehir boşaltıldı ve şehre Bizans bayrakları çekilince Haçlar bekledikleri yağmayı yapamadılar. Tabii ki sivil halk Anadolu'nun içlerine gönderildi. Bu arada Haçlar Anadolu'ya doğru girince 1097 doğruluyor. İznik'in kaybedilmesi önemli. Herkes için önemli. Teğet ayeti bir ayeti iki, herkes için önemli. Selçuklu Devleti başkenti İznik 1. Haç Seferi'nde kaybedilmiştir. Ve Selçuklar başkenti Konya'ya taşımıştır. Ama hemen sonrasındaki Doriliyor. Yani ayeti bir de yani eşit ağırlık sorularında da geçiyor ama bence ayeti iki daha ağırlıklı. Sözel öğrenciler için daha ağırlıklı. Nedir bu Doriliyor? Kılıç Arslan, Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan Eskişehir yakınlarında Haçlıları karşılayacak. Önden gelen Haçlı ordusunu yense de hemen ardından savaşın yapıldığı alana ikinci Haçlı ordusu girince Kılıç Arslan bunlarla o kadar büyük bir orduyla yeniden başa çıkamayacağını görecek. Çünkü en çok Kılıç Arslan'ın ordusuyla ilgili verilen sayı 40 bin civarında. Haçlarla ilgili dedik ya 250 binlik bir ordudan bahsediliyor. Tabii ki çapulcu sürülerinden bahsetmiyoruz. Böyle köylülerden falan bahsetmiyoruz. Onları alanlar sayıyı 500 bine kadar çıkarabilmekte. Böyle bir orduyla meydan savaşı yapılamayacağını gören Selçuklar bundan sonra bir gerilla yani vurkaç taktiğine yönelecek. Ve Haçların önlerindeki gıda toplayacakları yerleri tahrip edecekler. Yerleşim alanlarını tahrip edecekler ve vurkaç taktiğiyle, gerillayla, vurkaç taktiğiyle Selçuklar Haçlıları yıpratacak. Ve bunlar Anadolu'dan çıktıklarında büyük bir güç kaybı içine girecekler. Ama her ne kadar büyük bir güç kaybı içine girseler de 1. Haçlı Seferi'nde önemli sonuçlarla karşılaşıyoruz. İznik ve Batı Anadolu'nun büyük bir kısmı Bizans'ın eline geçiyor. Tabii Türklerin batı yönlü ilerleyişi durduğu için Bizans'ın ömrü uzayacak. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi de doğacaktır. Ve bu arada Haçlar Orta Doğu'da kontluklar, krallıklar kuracaklar. Yürüdüğü gibi Antakya'da, Urfa'da, Kudüs'te hatta Trablus'ta kontluklar veya krallıklar kuracaklardır. Bunların en büyüğü Kudüs Krallığı olacaktır. Yani Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. Ve 1187'ye kadar Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kurtarmasına kadar Kudüs Haçlıların elinde kalacaktır. Neredeyse 100 yıl. Birinci Haç Seferi böyle. Ne bileceğim? Birinci Haç Seferi İznik elden çıktığı başkent Konya'ya taşındı. Haçlılar Orta Doğu'da Doğu Akdeniz sahillerindeki bölgeleri ele geçirdi. Antakya, Urfa, Trablus ve Kudüs'te özellikle Antakya, Urfa, Kudüs'ü bilelim. Kontluklar, krallıklar kurdular. Tabii ikinci Haçlı Seferi gelecek kısa bir süre sonra. Peki neden geliyorlar? Urfa 1144'te Türklerin eline geçecek. Urfa kontluğuna son verilmesine tepki gösteren Avrupa ayağa kalkacak ve sorulabilir. Bilelim. İlk defa krallar katılacak. Birinci Haç Seferi'ndeki başarıdan umutlanan krallar savaşa katılacak. Almanya kralı, Fransa kralı falan savaşa katılacaklar. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Avrupa'dan gelen Haçlılar Eskişehir civarında çok ağır darbe vurulunca bunlar kıyıdan Antalya'ya geçecek ve Antalya'dan deniz yoluyla Antakya veya Kudüs'e çekileceklerdir. Yani ikinci Haçlı seferinde Haçlılara ağır bir darbe vurulmuştur. Sonuç olarak da Haçlılar büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Krallar bekledikleri sonucu elde edememişlerdir. Üçüncü Haçlı Seferi'ne gelirsek ki bu üçüncü Haçlı Seferi'nin temel nedeni bunu hepimiz bilmeliyiz. Teğet ayet herkes bilmeli. Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıdır. Bir film vardı Cennetin Krallığı diye izlemenizi tavsiye ederim. Bize bu süreci çok güzel özetliyor.
1087'de Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan yer alıyor. Ve Papa'nın çağrısıyla yeni bir Haçlı ordusu, hatta İngiliz kralının komutasında aslan yürekli Richard derlerse de, yani aslan yürekli kahraman dedikleri bu insan, Akka'daki 20 bin Müslümanın katledilmesini, kale teslim edildiği halde katledilmesini seyretmiştir. Tabii ki aslan yürekli olabilir, cesur olabilir, hoşgörülü olduğu söylense de kadın çocuk bir kalede 20 binden fazla insanın katledildiğini, ki Avrupalılar bunu kendileri söylüyorlar, biz değil. Ne kadar aslan yürekli olduğu da tartışılır. Savaştı. Başarılı olamadı ve Kudüs Müslümanlarda kaldı. Ama bu seferin Anadolu Selçuklu tarihinde özel bir önemi vardır. Anadolu Selçuklu tarihindeki özel önemine, da Türkiye Selçuklulardaki önemine Gıyasettin Kevesi. Ülkeyi sefer öncesinde 11 oğlu arasında paylaştırmıştı. Ve 11 oğul taht kavgasına girmişti. İşte bu taht kavgasından faydalanan Haçlılar Konya'ya girmiş, başkenti yağmalamıştı. Ve ardından Gıyasettin Kevesi tekrar tahta geri dönecek, ülkeyi tekrar toparlayacak, Konya'yı geri alacak ama büyük bir kayıp yaşandı. İşte klasik Türk veraset anlayışının devlete verdiği, iktidar çatışmasının devlete verdiği zararların en somut örneklerinden biri Haç seferleri sırasında Konya'nın kaybedilmesi ve büyük bir katliamın Konya'da yapılmasıdır. Zaten Haçlıların temel mantığı şu: Katolik olmayan hiç kimsenin ruhu yoktur. O zaman ruhu olmayan her türlü varlığı öldürmek cennete girmek için gerekçedir. O yüzden Ortodokslar bile buna dahildir. Müslümanla bir hayvan arasında hiçbir fark yoktur. Onları öldürmek cennetliktir. O yüzden gittikleri her yerde öldürebildikleri kadar öldürmüşler. Çünkü sevap kazanacaklar. Din adamları bu öğretiyle bunları yetiştirmiş. Peki genel anlamda Haç seferlerinin sonuçlarına bakarsak ne göreceğiz? Feodalite ilk darbeyi almış ve yıkılmaya başlamıştır. Feodalite, yani derebeylik, bölünmüş yönetim. Peki neden? Bu durumun ilk nedeni ölen derebeylerin topraklarına krallar el koyacak. Eğer arkasında bir erkek varisi yoksa veya işte bir şekilde bir çocuk varsa bile ekarte edilirse krallar bunların topraklarına el koyacak. Seferlere borçla katılmış derebeyleri. Cennet garantiydi, zenginlik garantiydi. Dönüşte bu borçları ödeyeceklerdi. Ama İtalyan bankerlerine bu borçlarını ödemeyince topraklarını satmak zorunda kaldılar ve krallar toprakları aldı. Bu arada barut seferler sırasında öğrenildi. Daha sonra barut, tabii ki İstanbul'un fethi sırasında Fatih'in surlara karşı toplarla feodaliteyi yıkabilecek mesajı vermesi, kralların topları yapmasına ve şatolara dayalı feodal otoriteyi yıkmasına neden olmuştur. Peki başka ne siyasi nedenler arasında, sonuçlar arasında pardon, Batı Anadolu Bizans'ın eline geçti dedik zaten birinci Haç seferinde. Anadolu'daki Türk ilerleyişi bir süre için durdu. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı ve etkinliği arttı. Türklerin Moğollar karşısında direnişi zayıfladı. Sonuçta 1090'lı yıllardan 1180'li yıllara kadar mücadele ediyorsunuz. Evet, bu da sizi yıpratıyor. Ardından 1240'larda malum Moğollar gelecek. Bu da Moğollara karşı direniş gücümüzü yırtacaktır. O zaman siyasi sonuçlarda ne bilelim? 1. Feodalite yıkılmaya başladı. 2. Batı yönlü Türk fetihleri durdu. 3. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Ve 4. Moğollara karşı Türk direnişi zayıfladı. Peki dini sonuçlarımız nelerdir? En önemlisi din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Neden? Çünkü skolastik düşünce ilk darbeyi aldı. Peki neden? Çünkü Katolik Kilisesi ne demişti? Bu Müslümanlar barbar, şeytanın evlatları, vahşi bir yaşam tarzı sürüyorlar. Siz Tanrı'nın cennetlik kulları, bu insanlara gidecek, kesecek ve cennete gireceksin. Üstüne zengin olacaksın. Bir kere geldiler, şunu gördüler: bunlar işte barbar değil, onlardan daha medeni. Öyle bunlar da cennete gitmek için din adamına para vermeye de gerek yok. Günah bağışlama, indüljans gibi şeyler yok. Gayet de medeni yaşıyorlar ve hiç de bekledikleri zenginlik ve zaferi elde edemediler. İşte bu da skolastik düşünceye ilk darbeyi vurdu. Neydi skolastik düşünce? Katolik Kilisesi ne derse doğrudur felsefesi. İlk darbe aldı. Demek ki Katolik Kilisesi'nin bilmediği de şeyler varmış. Ve Katolikler özellikle 4. Haç seferinde İstanbul'un zenginliğini gördüklerinde İstanbul'a da girdiler. Ve büyük bir katliam yaptılar. Dikkat ederseniz biz 3 tane anlattık. 4. gelmedi Anadolu'ya.
ve İstanbul'a girip 4. Haçlı Seferi sırasında bir Latin krallığı kurdular. 1204'ten 1263'e kadar. Ve büyük bir katliam. Artık Ortodokslar Katoliklerden tam anlamıyla nefret etti. Ve bu Katolik Ortodoks birliğinin oluşmasını da engelledi. Günümüzde hala bu nefret devam ede gelmektedir. Peki ekonomik sonuçlara gelirsek ne olacak? Bir kere Doğu Batı ticareti gelişecek ve Akdeniz limanları önem kazanacak. Bakın şurada gördüğünüz mavi oklar Venedik'i, kırmızılar ise Ceneviz'i göstermektedir. İkinci Haçlı Seferi'nden itibaren Venedik ve Cenevizler Haçlıları gemilerle doğuya sağ taşıyacaklar. Bu arada buradan aldıkları ticaret mallarını da batıya doğru götürmeye başlayacaklar. İşte Akdeniz limanları böyle Haçlı seferleriyle önem kazandı. Bu arada Türk İslam toprakları harap oldu. Yüzyıl boyunca Haçlı yağmasıyla mahvoldunuz. Büyük bir ekonomik çöküş yaşandı. Avrupa'da şehir hayatı gelişti, ticaret gelişti, takasın yerini para aldı. Hatta bankacılık sektörü gelişti. Özellikle papalık bile banka kurdu. Günümüzde papalığın bankası vardır. Ve hatta papalığın bankasındaki para miktarının şu anda 25 milyar dolar olduğu söylenmektedir. Hala borç vermekte, kredi vermekte ve ekonomik güç olarak varlığını sürdürmektedir. İşte böylece tüccarlar artık karşımıza banka olarak çıkacaklar. Haçlı seferlerinin son sonucu teknik sonuçlar. Malum Talas Savaşı'yla 751'de Çinlerle Araplar arasında yapılmıştı hani. Hani Türkler Arapların yanında yer almıştı ve Türklerin inanç tarihinde dönüm noktası olan Talas'ta Çin kökenli bazı buluşlar, kağıt, barut, pusula, bank, bağ gibi buluşlar İslam dünyasına geçmişti. İşte bu buluşlar Avrupa tarihini değiştirecek. Örneğin barut Avrupa'ya geçecek ve Avrupa'da feodaliteni yıkılarak merkezi krallıkların kurulmasında etkili olacak. Örneğin matbaa Avrupa'ya geçecek, Rönesans ve Reform'un doğmasında etkili olacak. Düşünce hayatı gelişecek, artık kitaplar ucuzlayacak ve bilim daha kolay tabana yayılacak. Ve insanlar Rönesans ve Reform'a yönelecekler. Ve pusula, Çin kökenli bir başka bilgi pusula Avrupa'ya taşınacak ve bu da coğrafi keşiflere neden olacak. Coğrafi keşiflerle zenginlik. Barut ve toplarla birlikte merkezi krallıklar, matbaayla birlikte de düşünce hayatının gelişmesi Rönesans reformu olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, bugünkü dersimizi birkaç soruyla not alalım. Yine kafa dengi TYT soru bankamızdan bir soru. Çeşitli Ermeni kroniklerinde Sultan Alparslan'ın ve oğlu Melikşah'ın bir kurtarıcı tanımlanması ve özellikle de Melikşah için adeta bir Hristiyan azine gösterilen saygının gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? Evet, Ermeniler günümüzde Türklerden nefret etseler de ki bu Avrupalıların ortaya koyduğu bir nefret sürecidir. Bir zamanlar Türkleri bir kurtarıcı olarak karşılamışlar. Neden? Çünkü Bizans onlara çok ağır baskı yapıyordu. O yüzden Alparslan'ı ve Melikşah'ı aziz olarak görüyorlar. Bunun temel nedenini, neden Ermeniler bu kadar sevgiyle, saygıyla Türkleri karşılıyor? Çünkü Türklerin adalet ve hoşgörüsü Orta Doğu'da biliniyor. Bizans'a tam tersi Anadolu'da Ermenilere veya diğer Hristiyan halka aslında çok sert baskılar yapıyor. O zaman şöyle bakarsak Selçuklu Sultan Hristiyanları benimsemesi söz konusu değil. Selçukluların Anadolu'dan ayrıldıkları fethettik kalmadı. Bizans'ın Türk baskısından kurtarıldığı Bizans'ı kurtardığımız için Ermeniler Bizans'tan nefret ediyor. Anadolu'da Hristiyan nüfus çoğunlukta diye hoşgörü olmaz. Neden? Çünkü Anadolu'da güven ve huzuru sağladılar Bizans'ın tam tersini. Anadolu'ya seferler düzenlemelerine rağmen yaygın kanıya göre Anadolu'nun kapısı Türkleri açan gelişme Malazgirt zaferidir. Yani daha öncesinde Türkler Anadolu'ya seferler düzenlemiş ama Malazgirt neden kapıyı açtı sorusu var. Dersimiz esnasında özellikle çok vurgulamıştık bunu. Çünkü Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesi değil, daha önce gelmiştik. Bizans sonra Türklerin taraf değiştirmesi, seçenekler evet Malazgirt Savaşı'nı değiştirdi ama niye Anadolu Türkiye tarihi burada başlasın ki? İslam dünyasının desteği daha önce de alınmıştı. Bizans'ta taht değişikliği daha önce de olmuştu. Burada ana neden malum Anadolu'da artık Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklere karşı koyabilecek bir güç yok ve ailelerimizle birlikte Anadolu'ya yerleşiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin ortak özelliklerinden biri değildir? Bilgi sorusu
Özellikle AYT 1 veya AYT 2'de çıkabilecek bir soru. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar. Unutmayalım, lazım. Anadolu'da İslam'ın yerleşmesini sağladılar. Evet, unutmayalım. Anadolu'nun imarını gerçekleştirdiler. Halabadi Köprüsü gibi mesela. Anadolu'da deniz ticaretini yönlendirmek. Bir kere bir tane denizci beylik var. O da Çakabe. Onun dışındakiler Doğu Anadolu'da daha çok. Yani sahilleri ele geçiremediler bile. Dolayısıyla deniz ticaretini yönlendirmek ortak özellik değil. Soru bize ortak diyor. Ortak özellik değil. Cevabımız D. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Şöyle bir tekrar slaytları hızlı bir şekilde tararsanız işinizi kolaylaştıracaktır. Başarılar diliyorum.